Yaşar Süngü. Devam et Trump, başaracaksın. Dünyanın en nefret edilen adamı olmaya şimdiden aday olan Trump, sadece dünya için değil, ABD halkının da başına gelen en kötü adam olarak tarihin çöplüğüne atılacak. Dünyanın en güçlü ülkesinin başındaki birisinin daha ağır, daha serin kanlı, daha diplomat olması gerekirken o hiçbir sorumluluğu olmayan, boş beleş, komik olmaya çalışan bir şaklaban gibi hareket ediyor. Attığı tweet'le ortalığı karıştırıyor, konuşma özürlü gibi davranıyor, en ciddi toplantılarda anlamsız el kol hareketleri yapıyor tehdit ediyor, şantaj yapıyor, sonra hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyor. Zayıf gördüğü ülkelere ateşli silahlarla saldırıyor, yakıp yıkıyor, sonra da şirketlerini gönderiyor. Buna gücü yetmediği ülkelerin ise iç işlerini karıştırıyor. O da olmazsa ekonomisini bozmaya çalışıyor. Şimdi bize yaptığı gibi. İran'a ambargo konusunda AB ülkelerini ikna edemedi tek başına başlattı. Ekonomik ambargo yoluyla İran'ın zayıflayacağına Trump'tan başka kimse inanmıyor. ABD ambargosu İran gibi milliyetçiliği yüksek bir milleti ancak güçlendirir. Şimdi hedef olarak İran'dan sonra Türkiye'yi seçti. Döviz ve faiz silahıyla ekonomideki krizi büyüterek aklı sıra ders vermek istiyor. Tutar mı? Tutmaz. Dolar 6 lirayı aştı. Faizler %20'leri geçti. Borsa çakıldı. Piyasalar alt üst oldu. Ağlayan var mı? Yok. Hükümete yüklenen var mı? Hayır. AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi, Saadetlisi, Partilisi, Partisizi herkes Trump'a sövüyor. Bunun adi bir oyun olduğunun farkında. Finans uzmanlarından Atilla Yeşilada bile doların ani çıkışında felaket tellallığı yapanların halkın ekmeğiyle oynadığına dikkat çekerek tıka basa dolu bir sinema salonunda yangın var diye bağırmak ifade özgürlüğü değildir olan diyerek tepki göstermiş. Haklı değil mi? Dolar ve faiz çıktıkça kamuoyunda, sosyal medyada, yazılı medyada, köşelerde, halk arasında birlik beraberlik mesajları artıyor. Aynı gemide olduğumuz daha çok vurgulanıyor. Batarsak hepimizin batacağı daha çok dile getiriliyor. Dolar 6 liraya çıktı. Toplumsal kutuplaşma azaldı. Sanki 1 liraya çıksa herkes kardeş olduğunun farkına varacak. 8 lirada Kılıçdaroğlu Muharrem'le sarılacak. 9 lirada HDP hükümetin yanında izleyecek. 10 lirada bütün siyasi parti liderleri kucaklaşarak selfie yapıp Trump'a gönderecek. Sahi böyle bir selfie yapsalar dünyanın halini merak ediyorum. Hangi ülkelerin bayrakları yarıya iner merak ediyorum. Sular bulanmadan durulmazmış. Demek ki toplumsal birlik beraberliğimiz için Trump gibi bir şer gerekiyordu. Devam et Trump, başaracaksın. Trump'ın yaptıkları çöldeki dervişle eşkıyanın hikayesini hatırlattı. Bir kervan çölde giderken eşkıya tarafından basılmış. Eşkıya başı herkesin üzerindeki değerli eşyaları çıkarıp ortaya dökmelerini emretmiş. Ölüm korkusuyla kadın erkek, yaşlı genç kervandaki herkes üzerindeki bütün değerli eşyaları ortaya bırakmışlar. Eşkıya başı son olarak uyarmış. Üstünde değerli bir eşya saklayan varsa çıkarsın. Yoksa bulursan fena olur. Kimseden ses çıkmayınca içlerinden yaşlı bir yolcu eşkıya başına kervandakilerden birinin bir altın sakladığını söyleyerek saklayan adamı işaret etmiş. Yolcunun üstünü aradıklarında yaşlı dervişin doğru söylediğini anlamışlar. Yolcunun üstünde bir altın bulmuşlar. Şakiler altını saklayan adamı epey dövdükten sonra atlarına binip kervandan uzaklaşırken orada kalan yolcular kızgınlıkla yaşlı dervişin üzerine yürüyerek: Sen ne biçim adamsın? Senin yüzünden az kalsın altınını saklayan adam ölecekti derler. Derviş onlara durun, bekleyin der. Onların yanından henüz uzaklaşan eşkıya başı daha büyük bir eşkıya grubu tarafından önleri kesilir ve hepsi öldürülür. Olay bunların gözü önünde cereyan etmiştir. Yaşlı derviş olayı seyreden yolculara dönerek konuşmasına şöyle devam eder bu eşkıya başının zulümleri haddi aşmak üzereydi. Cezasını çekmesi için yalnız bir zulüm daha yapması gerekiyordu. Ben de süreci hızlandırmak için ona yardım ettim. Dünyayı kurtarmak için Trump'a yardımcı olmak lazım. Başka kötülük yapacak ülke kaldıysa hemen harekete geç. Elinden geleni ardına bırakma.''